Onların derdi bence galiba ayrı. Yani seni zorlamalarının nedenleri belli Mehmet. Ne biliyor musun? İçeri girmeye çalışıyorlar. Evet arkadaşlar, yine bir videoyla karşı karşıyayız kardeşlerim. Öncelikle herkese merhaba. İşte bizim ekip yine ortada. Bakın yine küçük bir jenerasyon daha yetişiyor. Şimdi hava hem rüzgarlı hem serin, hem ayrıyetten çok da sert, öyle diyeyim sizlere. İki mükemmel, birbirlerini tamamlayan, yapıları tamamen hemen hemen bir olan bir tip kangallarımızı görüyorsunuz. Arkadaşlar bunları da eş ettik, gözümüz aydın ayrıyetten. Bunlardan çok farklı bir geçmişe gitmeyi planlıyoruz. Irk özelliğini dediğimiz gibi veri tabana yaymak çok önemli. Yani bilmediğiniz, tanımadığınız, göremediğiniz, arka planı hiç bilmediğiniz bir köpekleri çiftleştirmenin hatalarıyla karşı karşıya kalmayın. Benim önerim acizane nacizane sizlere budur. Yani herkes tabii ki en doğrusunu yapmaya çalışır. Doğrudan yana da durmaya çalışır. Şimdi Mehmet sen öyle bir kal. Şurada bakın. Çok da güzel bir dişimiz de burada yatıyor. Bir aslanımız. Şahane. Kulübeleri de çok güzel. Bakın kardeşlerim. Yani bizim amacımız zaten burada bütün her şeyden önce onları koruyabilmek. Adına en doğru yapıyı oluşturmak. Bu önemli bizim için. Dişimiz çok değerli bir dişi. Çok kurtçul bir dişi. Çok uzun zamandır sürüdeydi. Geri döndü yuvasına şükür. Hamile. Kendisi de gebe ayrıyetten kardeşlerim. Şimdi bu bizim Afacan kardeş. Atom. Yerinde durmayan. Hiç ama hiç kendini sürekli yenileyen, tazeleyen, süratli, atik, pratik. Hiç yerinde kesinlikle durmayan bir kangal. Şimdi devam ediyoruz kardeşlerim. Sürekli bakın. Yeni bir kadro. Bunları çok önemsiyoruz. Tabii ki bozla bozu. Hiç kırmadan, hırpalamadan. Kırçılla kırçılı. Ve ayrıyeten Mehmet de şimdi yine zaten onları farklı bir bölgeye taşımaya çalışıyor. Bu yanındaki de onun kızı, bakın arkadaşlar. Poyraz'ın kızı. Şöyle göstereyim size. Ateş'in kız kardeşinden aldık bunu. Arkasındaki de bir yavru. Çok şahane bir yavru. Şimdi size de bir muhteşem bir boz tanıtayım. Çok düzgün, çok güzel, çok şahane bir kangal ırkı. Dolgun. Arka ön her şeyle çok tamam. Çok hatası değil, hiç hatası olmayan bir yapı. Şimdi burada da muhteşem bir dişimiz var. Mars kızımız. 1,5 yaşında. Yanında da çok fit, çok seri, çok kurtçul bir erkeğimiz var. Çok düzgün. Öyle diyeyim ben size. Poz kalınlığı. Kendisi 82 santimetre bir boyda. Bu ikiliyi de birbirine çok planlamıyoruz ama anlaştıkları için birbirleriyle yan yana koyabiliyoruz bunları. Mehmet. Şimdi top sende. Artık Mehmet bizi çekecek. 5 dakika kadar arkadaşlar. Süreyi doldurmak adına. Şöyle Mehmet'e devredeyim. Evet. Değerli kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim. Öncelikle merhaba herkese. Umuyorum herkesin sağlığı, afiyeti yerindedir. Yağmur yağıyor malum. Kafamızı kapattık. Bir program daha yapacağız.
yapacağımız program gerçekten nitelikli oluyor. Ve kamuoyu da oluşturmaya başladık yavaş yavaş. Çünkü bunu önemsiyoruz. Buna da devam edeceğiz. Bunu bırakmayacağız arkadaşlar. Kanalımıza kesinlikle abone olmayı lütfen unutmayın. Bu önemli. Çünkü ne kadar yükseliş, ne kadar ses getirme, ne kadar doğru anlatı, bunlar bizim için önemli. Mehmet gel bakalım. Şimdi biraz önce bu ikiliden bahsediyordum. Görüyorsunuz. Gerçekten çok fit, çok hareketli, çok sağlıklı, çok dinamik. Ve doğada onun ikisinin yakalayamayacağı hiçbir şey yok. Size öyle diyeyim. Yer teyyaresi gibiler ayrı. Ve birbirleriyle de çok uyumlular. Kangalı çok fazla sizlere anlatmaktan ziyade kangalların daha çok kendilerini tanıtmasını çok arzuluyorum ben. Kangalı tanıtmaktan ziyade, yani kangal daha çok kendini tanıtan bir ırk. Ama yok şudur, yok budur, falandır filandır diye kangal adı altında bir takım tanıtım yapmayı ben çok doğru bulmuyorum. Gel Mehmet. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz. Bu yaramazı sizlere tanıttım biraz önce. Çok muhteşem bir erkek. Yani içeride de çok güzel bir dişisi var yanında zaten. Bunun hatta içeri de bir gireyim. Mehmet'im sen de gel bize doğru. Telden şöyle içeri de almaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar. Gel bakayım. Görüyorsunuz. Sevgi dolular. Ve gerçekten biz bunları sizlere tanıtırken, anlatırken muhteşem iş yapma planındayız. Çünkü değerler değerleriyle güzeldir. Yerinde değerlidir, güzeldir. Bunların bizde iletişim kabiliyetlerini çok kaybetmiyoruz. Bizim için iletişim kabiliyetleri çok önemli. Neden derseniz, Mehmet daha çok gel. Şu delikten beni çekmeye çalış Mehmet. Gel. Yani bunu yapmasan iyi olurdu oğlum. Kerata senin öyle bir atlamaların, zıplamaların oluyor. Bunların ikisini eş edeceğiz bu yıl. Bütün derdimiz bu. Çünkü hem dişimizin, hayır o, dışarı çıkmak yok. Hem dişimizin şeyine çok güveniyoruz. Yavru atımına, bakımına. Ve bakın Mehmet'ciğim böyle devam et buraya. Ayrıyeten ikisinin de çok uyumlu olduğunu görüyoruz. Aradan çok orta bir renk çıkarmayı planlıyoruz. Bütün derdimiz bu. Gel Mehmet'ciğim. Şuraya bir kamerayı sok Mehmet. İkisini almaya çalış. Evet. Şuradan daha çok. Çok önemsediğim ikili. Bunları da çok önemsiyorum. Çok üzerinde duruyorum. Kesinlikle. Biraz önce de onları sizlere tanıttım arkadaşlar. Devam edelim bize doğru Mehmet. Burada misafir kabul edecek bir ikili daha var. Arkadaşlar. Şimdi dişiye baktığınızda şöyle. Bunu siz et olarak kabul etmeyin. Kilo olarak bu bir kalıptır. İskelet genişliğidir. Çok iyi bir iskelete sahip. Çok çok iyi. Tüylerini yeni attı. Yakında yanında da çok güzel bir erkeğimiz var. Kardeşlerim bir bakın şöyle. Muhtemelen sevgili arkadaşlar, burada da iki yeni, iki genç. Bunlar da kısmet olursa eşetmeyi planlıyoruz. Boz olmazsa olmazımdır benim biliyorsunuz. Kırçılların da en iyileri bizde kesinlikle. Ama boz benim üzerinde durduğum tek merkez kriterdir. Onun dışında çok fazla beni ilgi alanıma girmez. Yani benim favori renklerim bunlardır. Olmazsa olmaz renkler de bunlardır diye düşünüyorum kardeşlerim. Burada kim vardı Mehmet? Gel. Yaklaşık bir yaşında bir erkeğimiz görüyorsunuz. Çok 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 kaliteli. Burayı almaya çalış Mehmet. Çok kaliteli bir erkek. Hem kalıbı çok iyi, hem gel bak. Hem kendisi çok iri. Yaklaşık 80 santimetre. 80 de diyebilirim çünkü geçen ay ölçtüğümüzde 80'di ama ben yine de 80'de kalır diye düşünüyorum.
burada bir ikili herhalde bizim şey var değil mi Mehmet? Rüzgar var. Rüzgarından diğeri var. Şimdi buraya bir gelelim. Gel bakayım kızım, gel. Aslan kızım. Bakın bu da çok 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 pratik, çok şahane, çok detaylı bir dişi. Şöyle Mehmet bir al bakayım genel olarak. Ve kendisi doğuma hazır. Yakında bebekleri olacak. Yaklaşık 1,5 ayımız kaldı arkadaşlar. Çok da sevdiğimiz bir dişimiz bu. Çok önemsediğimiz bir dişimiz. Biraz daha yakın al bize Mehmet. İşte arkadaşlar yani önemli olan zaten bu. Bu kulvarda ne kadar doğru iş yapabildiğimiz çok önemli. Bunu önemsiyoruz. Biz hedeflediğimiz kitleye doğru kanlarla ulaşmaya çalışacağız. Bütün derdimiz, davamız bu. Onun dışında hayali anlatımlar, hayali ifadeler, işte efendim uçak kaçtı, fantom uçağı vurdu, dağda teyyareyi yakaladı, işte şunu öldürdü, bunu öldürdü, böyle bir ahkamımız yoktur. Bunu ben çok doğru da bulmuyorum. Efsaneler var, bunları dile getireceğiz. Sevgili kardeşlerim, sizlere Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Hüseyin Yıldız. Sevgiler, selamlar.